Evet, günaydın. Çok güzel uyudum. Bu buradaki ikinci gün mü? Üçüncü gün mü lan? Bugün çarşamba, üçüncü gün olmuş. Şu ana kadar her şey güzeldi ve saçlarım çok kötü şu an. Anyway, şimdi kahvaltı yapmaya gidiyoruz. Dün o Milika, Petra ve Anna'yla bayağı bir gezdik. Belgrad'ı dolaştırdılar bana. Hatta yeni Belgrad'a ve eski Belgrad'a da gittik. Şeyleri de anlattılar. Bu Vicic miydi? Vucic miydi? Bunların Vucic. Vucic. Bunların cumhurbaşkanı varmış. Çok güzel doğa alanları varmış falan filan. Hep oraları yıkmışlar. Oraların yerine yeni binalar dikmişler falan filan. Oradaki doğayı birazcık katletmişler. Onlardan bahsettiler ama hiç alışkın olmadığımız şey. Hiç alışkın olmadığımız şey ama şey yapıyorlar sürekli. Hani bizim şey muhabbeti var ya. Silivri soğuktur, çok konuşmayalım falan. Lan konuşuyorum falan. Hani çok vücut deme falan diyor böyle. Çok cumhurbaşkanının adını anma diyorlar. Öyle bir korku da var aynı zamanda. Ben de çok şey yapmamaya çalıştım ama dedim yani benzer durumlar bizde de. İşte ben de onlara birazcık bizim siyaset durumlarından bahsettim. Nereye gidersek gidelim siyaset peşimizi bırakmıyor maalesef. Kahvaltı yapacağız. Gezilmesi gereken yerleri yine gezeceğiz. Belki yeni insanlarla tanışırız. Belki de daha önce de tanıştığımız bir Türk arkadaşlar vardı. Onlarla da buluşabiliriz. Şimdi öyle gidiyoruz. Evet, 90 dinara şöyle bir şey aldım. Meyve suyu gibi. Ananaslı diyor, portakallı diyor. Bildiğiniz meyve suyu bu 90 dinar işte 11 lira ya da 10 lira gibi bir şey geliyor. Su 70 dinar mı 60 dinar mı neydi? Dedim ki su alacağım ama 20 dinar daha verip şey böyle portakal suyu gibi bir şey alırım dedim. Daha karlı geldi. Şimdi kahvaltı yapmaya yer arıyoruz. Yalnız dostumun sim kartı aynı parayı verdik ama ona 2 GB mı ne internet atanmış. Bana 10 GB atandı. O problemi çözmeye çalışıyoruz. Buraya geldiğinizde şeyler göreceksiniz. Kiosk galiba. Kiosk gibi böyle ufak ismi kiosk olan ufak büfeler göreceksiniz. Buralardan sim kartı edinebilirsiniz. Aynı zamanda bir sürü şey de satıyorlar. Bildiğiniz bakkal gibi şöyle göstereyim. Evet, bunlar arkadaşlar. Her yerde var bunlar. Ben başka bir videoda izlemiştim. Buralardan temin edebilirsiniz falan demişti. Ben de diyorum ulan her yerde bu büfeyi nerede bulacağız yani, ama her yerde var cidden. O yüzden rahat olun bu konuda. Evet, şimdi boşnak böreği aldım. 120 dinardı. 15 lira falan böyle bir şey. İçinde et falan var. Bayağı lezzetli. Gelirseniz deneyin. Şu anda bu Sırpların Taksim'i tırnak içinde dedikleri yerdeyiz ve buranın ismi neydi şu meydanın? Nejmiye Lava diye bir ismi caddenin var. Ismi caddenin ismi. İşte Taksim gibi düşünebilirsiniz. Birazcık geniş bir yer var. İnsanlar yürüyor falan. Çok hoş bir yer. Geceleri daha güzel oluyor bence. Beklediğim kadar canlı değil. Nedeni de muhtemelen şeyden kaynaklı. Hem hava soğuk hem de işte çalışma günlerinde falan geldim. Ben böylesini daha çok seviyorum. Orası ayrı. Bir de okullar falan açık burada. Ve şunu söyleyeyim arkadaşlar. Geldiğinizde o yediğimiz boşnak böreğini bulun ve yiyin. Muhteşem gerçekten. Bu börek işini çok iyi yapıyorlar. Boşnaklar mı yapıyor, Sırplar mı yapıyor bilmiyorum ama. Ama ismi boşnak yani. Aynen, boşnak böreği de. Şimdi buradaki alışveriş merkezine gidiyoruz. Belki bir şeyler daha yeriz. Ne kadar tuttuğunu da söyleyeyim. 2 tane aldım ben o yediğim şeyden. 120 dinar verdim. Beşe meyve suyu almıştım. 90 dinar. İşte 200 dinar gibi bir fiyata geldi. 25 lira falan yapıyor işte. Ama 2 tanesi doyurmaz sizi muhtemelen. 4 tane falan alırsınız. Öyle de 300-400 dinara kapatabilirsiniz kahvaltı işini. Bu da Türkiye'dekiyle her zaman yaptığımız. Maalesef fiyatlar çok arttığı için böyle oldu. 30-35 lira civarı bir şeye denk geliyor. Evet, 340'tan başlıyor. Ya 1000 dinara da yemek var. 1000 dinara da doyarsanız ama 340'a da doyarsın. Evet, 340'a da doyarsın. O sana bağlı bir şey. Böyle fiyatlar kısaca. Arkadaki binalar da gerçekten çok hoş şu an. Geldik, alışveriş merkezindeyiz. Bu koltuklara oturduk. Masaj koltuğu gibi olanlar var. Buradakiler biraz daha değişik. Uzay mekiğini andırıyor biraz. Evet, ve ötüyorlar. Ötüyorlar biz parasını ödemediğimiz için. Şimdi kalkıyorum. Burası sıcak en azından. Daha iyi. Ama ufak bir alışveriş merkezi burası. Şey yok. En çok dikkatimi çeken güvenlik yok arkadaşlar. Söylemiştim. Şehir böyle güvenli hissettiriyor falan diye. Alışveriş merkezlerinde bizde biliyorsunuz dandiktir değildir. Orası tartışılır ama mutlaka güvenlikler olur. Burada hiç güvenlik yok ve maske konusunda şunları söyleyeyim. Şu ana kadar beni kimse uyarmadı maske takmam konusunda. Dışarıda neredeyse kimse takmıyor. Alışveriş merkezinde şu an takanlar var ama kimse seni zorlamıyor. Bu özgürlük de iyi. Çünkü ben kimsenin alanına müdahale etmiyorum. Öyle kısaca bu kadar. Alışveriş merkezinin yukarısına çıktık ve evet, sokaklar böyle gözüküyor. Buradan da göstereyim dedim. Son bir böyle güzel bir yer bulmuşken bir şeyler anlatmak istiyorum. Tabii benim ilk yurt dışı seyahatimde ve birkaç tane bir şey söyleyeceğim. Tavsiye gibi düşünebilirsiniz. Eğer İngilizcenizin ortalama veya kötü olduğunu düşünüyorsanız sakın insanlarla iletişim kurmaktan korkmayın. İngilizce biraz da özgüvenle alakalı bir mesele. Mesela benim İngilizcem pek iyi değildi ama başta çok korkuyordum iletişim kurmaya buradaki yerel insanlarla nasıl olur falan diye. Sonra çok basit. Do you speak English? Ardından el kol hareketleri olabilir, basit İngilizce kelimeler olabilir. Bir şekilde anlaşıyorsunuz gerçekten. O yüzden sakın insanlarla iletişim kurmaktan korkmayın. Mutlaka buradaki yerel insanlarla tanışmaya çalışın her nereye gidiyorsanız. Çünkü yerel insanlar sizlere anlatmaya çalışıyorlar gerçekten. Çünkü kendi kültürlerini tanıtıyorlar. Onlar için de önemli bir şey. Mesela ben de Türkiye'ye yabancı biri gelse tanıtmaya, anlatmaya çalışırım elimden geldiğince. Karşılıklı iyi iletişim olduğu sürece, yani saygılı, güzel bir iletişim olduğu sürece her şey çok güzel oluyor. O yüzden buradaki yerel insanlarla iletişim kurun. İkinci kural, korkmayın. İngilizce konuşmaktan, farklı dil konuşmaktan hiç sıkıntı yok. Önemli olan iletişim ve enjoy it, tadını çıkarın.
Bu kadar. Şimdi buradaki daha büyük bir marketteyiz. Arkamda alkoller var. Fiyatlara falan bakıyoruz. Size de göstereyim biraz. Mesela bu 13 euro mu yapıyor? Evet, bu 13 euro. Bu 13 euro. 1500 dinarmış. Ya yani muhtemelen 195 lira mı? Yani %100 bu Türkiye'de daha pahalıdır. Hatırladığım kadarıyla 300 liradan fazlaydı. Şu 70'lik Absolut Vodka. Biralar var mesela, bu 60 dinar diyor. İşte 100 dinar neredeyse 8 lira 9 lira falan, şöyle 50'lik bir bira. Muhtemelen buraya ait ama tam olarak bilmiyorum. Burada bu da 60 dinarmış. Bakın. Bunlar Türkiye'de yok, ben görmedim hiç. 8 lira 9 lira civarı bir fiyata geliyor. Belki daha bile ucuz olabilir, tam hatırlamıyorum. Böyle ilginç bir bira var. Muhtemelen bunlar da bira. Bunlar 200 dinarmış, bunlar biraz pahalı. Hatta bu 389 dinar, bu bayağı pahalı. Daha bilindik bir bira mesela Heineken. Türkiye'de var bu. 90 dinar diyor. Muhtemelen hatırladığım kadarıyla bu 30 lira ya da 25 lira falandı Türkiye'de. Burada da 13 lira. Bu bayağı uygun. Yani velhasıl kelam arkadaşlar, fiyatlar Türkiye ile aynı. Sadece biraz daha pahalı olabilir. Onun dışında alkol fiyatları ise evet. Evet, daha ucuz. Çünkü vergisi daha az diye tahmin ediyorum. Ama Türkiye'ye çevirince normal işte cipstir, bimstir, makarnadır, bilmem nedir. Hemen hemen aynı fiyatlandırmaya geliyor. Mesela Milka'lar var, 100 dinar diyor. Yani tam 13 lira. Bu muhtemelen Türkiye'de daha pahalıdır, öyle tahmin. Bu Türkiye'de 20-25 liradır. Tablerom var mesela, bu 26 liraymış. Türkiye'de de bu kadardır diye tahmin ediyorum. Şu balık 1000 dinarmış. Şu 2000 dinar. Burada ahtapot var, 2500 dinar. Şurada bakın balığa, neredeyse yaşıyor canlı arkadaşlar. 600-700 dinarmış. Mesela 2500'lük ahtapot 330 liraymış arkadaşlar. Şimdi ben çevirdim baktım da 330 lira bu koca ahtapot için iyi mi bilmiyorum. Yani Türkiye'deki fiyatları bilmiyorum. 330 liraya böyle bir ahtapot alabiliyorsunuz. Yerde 700 dinardı. 100 liraya falan geliyor. Evet, şöyle bir bira aldım. Ne olduğunu bilmiyorum. Fena değil. Sek bira gibi gerçekten. Evet, yani Türkiye'deki aldığım hiçbir biraya benzemiyor. Ama güzel, beğendim. Bu 60 dinar falandı. Yani kaç para yapıyor? 8 lira. Şu 8 lira arkadaşlar. Güzel, fena değil. Evet, şöyle bir şapka aldım. Ne kadar da çirkin oldum. Bunu 2. Dünya Savaşı'nda Sırp askerleri takıyormuş. Öyle dedi dayı. Buna anı olsun diye aldım. Takmak için almadım. Bakın. Şu sembolü sordum. Bir şeyler anlattı ama. Şey dedi. Bunlar Çetlik birlikleri. Çetlikler ha. İşte bu. İkinci Dünya Gerilla Savaşı'nda falan dedi ya. İkinci Dünya Savaşı'nda Sırplar ikiye ayrılmış. Birisi kral taraftarları. Diğerleri de partizanlar işte. Komünist olanlar. Kral taraftarıymış. Ha. Onların grubunun ismine verilene de Çetlik deniyor. Artık sen de bir Çetliksin. Demek ki evet, komünistler bana her an saldırabilir mi? Burada daha yoktur onlar. Evet. Evet. Şöyle. Amına koyayım. Tam Çetnik olmadın mı? Yeah. I am Çetnik right now. Güzel oldu lan. Sırpski, Sırpski. Bira cips yapıyorum ben de. 10 numara oldum ya. Vallahi çok iş hoşuma gitmedi ama an olsun diye aldım arkadaşlar. Ha, ne aldım lan? Dur, başka bir şeyler daha aldım. Onu da göstereyim. Şöyle bir ananas aldım. Ananas. Bildiğiniz ananas. Bu Türkiye'de de var ama ben ananası çok seviyorum. Hostelde yiyeceğim. Bir de shot bardağı aldım. Güzel duruyordu bayağı. Ve el yapımıymış. Handmade. Çok güzel durmuyor. Şu an full Sırpski'yim ya, baksana şuna. Çok güzel, bunu aldım. Bu da bu ucuz lan. Bu kaçtı? 400 500. dinar mı? 500 dinar mı? Öyle bir şeydi. Yine çok ucuz değilmiş ama anı yani, anlatabiliyor muyum? Bir tane daha bir şey aldım ama onu bulamadım. Artık gösteririm videoda bir yerde. Şimdi Kale Meknan'dayız. Dün değil, iki gün önce yine gelmiştik buraya. Çok bir şey anlamamıştık. Karanlık da etraf çünkü. Yeniden geldik. Dedik bir bakalım falan. Zaten bizim hostele çok yakın. Bir İspanyol bir grup gördük. Hani size katılabilir miyiz falan dedik. Biz daha önce buraları gezdik dedi. Biz de buraya gelmiştik. O yüzden katılmadık onlara ama bayağı böyle 15 kişi falanlardı. Şimdi buraya gezeceğiz. Biraz da öyle takılıyoruz free. Kale Meknan'ın içinde böyle bir yer daha varmış. Burası galeri ve bir şeyler daha satıyorlar. Onları da göstereceğim. Abi her yer sanat kaynıyor ya. Burayı gece görmemiştik. Muhtemelen kapalıydı. Şimdi görebiliyoruz. Şimdi alacağım şeyi de göstereceğim. Kalemin ucuna takılan şeylerden alacağım. Güzel. Kalemin ucuna takıyorsunuz bunu. 100 dinar. Karşı tarafa geçtik. Burada da böyle dünya haritaları ve farklı şeyler var. Mesela şurada arkamda kocaman bir dünya haritası var. Bu da sergi gibi bir şey. Sırpça bir şeyler anlatıyor kadın. Bilmiyorum. Buranın görevlisi galiba. Bakın şöyle. Gösteriyorum. Ne kadar lan bu şeyler? Bilmiyorum. Bilmiyorum. Fiyatları yazmıyor. Satılık olmaya da bilir, bilmiyorum. Ha, okay. Her şey satılıkmış buradaki. 1000 ya, 1000 dinarmış bunlar. Sordum, bunlara da 3800 dinar dedi. Bunlar bayağı hem çerçeveli olduğu için pahalıymış. Hem de bence bayağı güzel yani. 3800 dinar da bayağı ediyor. 3800 dinar ne kadar ediyor kanka? 32-33 euro falan yapıyor. Günün kuruyla çarparsınız. Kaç? 800 lira mı? 800 lira civarı bir şey yapıyor.